Merhaba Yazar Doktorları izleyenleri. Bugün sizlerle Littmann Kardiyoloji 4 steteskopunu inceliyoruz. Yanımızda steteskopun kendisi var. Evet. Steteskop güzel bir steteskop. Acayip güzel özellikleri var. İnceleyeceğiz. Hemen yanımda abim de var. Kendisi 2'yi, 3'ü, 4'ü, 5'i 5 yok. 5 yok. Kullanmış. Hepsini kullanmış. Önce şunu söyleyeyim ben. Stetoskop konusunda bilmeyen yeni arkadaşlar için, tıp fakültesinden kliniğe yeni geçecekler için söyleyelim. 2 var, Litman 2, Litman 3 ve Litman 4 diye kardiyoloji var. Birkaç çeşit daha var ama temelde kullanılan bunlar. Bir de pediatrik stetoskop var, Litman pediatri. Temelde bu 4'ü kullanılıyor klinikte. Şimdi kutu açılım videosu yapacağız tabii ki de. Şu kutuyu bir açalım dilerseniz. Bakalım ne çıkacak. Ben de çok merak ediyorum. Efendim şimdi öncelikle kutu çok güzel, böyle siyah, premium bir his verdiğini söyleyebilirim. Hoş bir kutu olmuş. Efendim şu kutuyu açıyorum hazırsanız. Evet, Evet, kutudan bir adet klasik bir adaptör. Yine standart bir Littmann steteskoplarında gördüğümüz standart bir kulaklık çıkıyor. Bunlarda ne işi var kardeşim ya? Baştan açalım. Yanlış oldu. Evet, hazırsanız açıyorum. Evet. Tahmin ettiğiniz üzere steteskop çıktı arkadaşlar. Evet, çünkü steteskop kutusuydu. Kutudan steteskop çıktı. Buna bakarız ama onun öncesinde başka ne varmış ona bakalım. Böyle bir kullanım kılavuzumuz var. Bir sürü dilde yazmışlar. Türkçe de var, ben baktım. Buna bakabilirsiniz. Burada nasıl kullanılacağı vesaire anlatılmış. Evet. Buradaysa ne var tabii ki de? Kulaklık çeşitleri var. Burada çok önceden, eskiden bizim şu anki hocalarımızın da kullandığı eski Böyle sert plastik kulaklık çeşidi var, gri renkli. taş gibi. Bunu alınca görebilirsiniz zaten. Çok kullanılmıyor artık bunlar. Onu da koymuşlar, nostalji olsun diye herhalde. Bir de şunun küçüğünü koymuşlar. Bunun ucundaki o şeyinin küçüğünü koymuşlar. Evet. Ufağı da var bunun. Evet. Bir de şöyle bir şey var bu. Bu nedir hocam? Steteskobun bir diyafram kısmı, şu büyük kısım. Bir de çan kısmı dediğimiz küçük kısmı var. Bu küçük kısmında bu pediatrik olarak geçiyor hatta burası. Bir dakika, kameraya Burayı gösterelim seyirciler. Şurası büyük kısım yetişkin, diyafram, burası küçük çan kısım kısmı da pediatri olarak çocuk, geçiyor. yani O pediatrik küçük çocuk, evet. kısmındaki çanı söküp bunu takıyorsunuz. Amaç yok yani, öylesine koymuşlar. Ben bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Aa, olur mu canım, bir saniye. Bir saniye, olur mu? Koymuş adam sonuçta, değil mi? Şimdi bunu buradan sökeceksiniz. Şu an sökmüyor. Belki takamam falan. Söküp buraya çıkartıp yerine şunu koyduğunuz zaman burası neye Şuna dönüşüyor? dönüşüyor arkadaşlar. Bakın şu Bakayım. elindeki Litman 2. Şu gördüğünüz çan denilen şey, şu pediatrik kısım buna dönüşebiliyor yani. Hani olayı bu. Bir de tabii şöyle bir şey var. Bunu döndürüyorsunuz. Bak şöyle. Gördünüz mü? Dönüyor. Hani döndüğünüzde işte neresi dönükse orası çalışıyor gibi düşünebilirsiniz. Yani Orasından ses geliyor. Oradan diğer ses taraftan geliyor. gelmiyor ses. Yani bunun güzelliği, olayı, hem yetişkin kısmı var, hem pediatrik kısmı var. Aynı zamanda çan kısmı da dönüşüyor. Üçü bir arada gibi bir şey yapmışlar. Ha zaten Şimdi Litman 3'te de bu vardı, Litman 4'te de bu var. Peki 3 ile 4 arasında hiç mi fark yok diyorsunuz, değil mi? Var. arkadaşlar şöyle. Var. Dur. En önemli özelliği söylemedik. Onu en son söyleyeyim. Bir dakika dur. Onu en son söyleyeyim. Hayır canım, şu çok önemli. Bunun Litman Kardiyoloji 4'ün şimdiye kadar hiçbir steteskopta olmayan bir özelliği var. Getirelim hocam. Evet. Arkadaşlar. Evet. Karpuz seçebiliyorsunuz. Bakalım. Vuralım bir. Bakın bu şekilde. Evet. Hareketi de öğrenin arkadaşlar. Kelek. Evet. Birazdan açarız Bu karpuzumuzu. kesinlikle kelek. Göreceğiz. Şu bir dursun. Bir dakika, bir deneyelim ya. Ben bıçak getir. Getir. Şimdi Osman gelene kadar ben de hızlıca şeyi anlatayım. Arkadaşlar, Litman 2, 3, 4 ve pediatrik steteskobu ben bu geçtiğim süre zarfında kullandım hepsini. Pratikte deneme şeyimiz, imkanımız oldu. Temelde aslında çok bir farkları yok. Litman 4'ün diğerlerinin üstünlüğü ya da üçün de diğer ikiye üstünlüğü, hepsinin bir kademe altındakine üstünlüğü, sesler biraz daha net çıkıyor. Özellikle kardiyoloji açısından daha net duyabiliyorsunuz. Hatta bizim bir arkadaşımız vardı. Bütün sene boyunca pediatrik steteskop kullandı. Hani normal daha hediye genel cerrahi stajları dahil olmak üzere. Ve bir sıkıntı yaşamadı. O sebeple bu sizin tercihinize kalmış. Ama dediğim gibi ben 2'den 3'e geçerken, 3'ten 4'e geçerken temel fark ses kalitesi biraz daha artıyor. Bunu bir nevi aslında normal
kulaklıklar gibi düşünebilirsiniz. Fiyat arttıkça ses kalitesinin artmasına benzetebilirsiniz. İşte daha önce üçgen karpuz kesme. Evet, karpuz gördüğünüz gibi gayet güzel çıktı arkadaşlar. Bir saniye dur, öyle renginden anlaşılmaz. Nasıl güzel? Güzel. Güzelmiş, evet. Demek ki Litman 4 karpuz seçmek için de kullanılabiliyor. Hayır, kullanılabiliyor. Ben kelek demiştim ama o şundan kaynaklanıyor. Tecrübesiz değil. Hayır, öyle değil. Bu yurt dışındaki karpuzlara göre yapılmış. Tamam mı? Yani bu bizim Adana karpuzuna göre tasarlanmamış. Ondan kaynaklandığını düşünüyorum. Muhtemelen kullanma kılavuzunu bir daha okumam gerekiyor. Ayarlarını ayarlayabilirsek doğru seçim yapacağımızı düşünüyorum. Bir saniye, en önemli kısmı atladık. Bunun 3'ten gerçekten bir farkı var mı? Gerçekten. Cidden yani var mı? Var. Var. Ne var? Şu var. Mesela bir tane kalp alalım. Herhangi bir kalp. Koyunuz değil mi? Bu arada siz de klinikte... Bak şimdi bir dakika. Kıyafet üstünden dinlemeyin. Kalırsınız stajdan. Ha, öyle mi? Öyle de bir teori değil. Şimdi şöyle bir olay var. Böyle normal koyduğunuzda duyduğunuz seslerden daha yüksek frekanslı sesler duymak istiyorsanız biraz bastırıyorsunuz. Tamam mı? Böyle üstüne bastırdığınız zaman daha yüksek frekanslı sesler duyabiliyorsunuz. Bu Litman kardiyoloji 4'e has bir özellik. 3'te yok. 3'te yok bak, dikkat edin. Aynen. Arkadaşlar... Hani işe yarıyor mu? Yarıyor mu? Bilemem. Yok, ben, çok yani. Yaramıyor. Ben denedim. Şimdi 3'ten farkı, 2'den de farkı. Şimdi 2 ile 3 de şurada, hatta 2 ile 4 yan yana. O 2. Bizde 3 yok mu ya? 3 yok yanımızda. Şimdi arkadaşlar bakın. Kalınlık farklarına bakabilirsiniz. Evet, şu aşağıdaki 4 bu 2. Bunun kalın olması tam 2 katı ve ince kısa olmasının şu artısı var, şu tüp kısmının. Kalın ve kısa olduğu vakitte ses daha net geliyor. Akustiği daha düzgün oluyor. O yüzden zaten fiyat farkı oluşuyor. O yüzden buna kardiyoloji olarak, kardiyologlar bunu daha çok tercih. Fakat bir dakika, bunun adı kardiyoloji diye öyle sadece kardiyologlar kullanır gibi düşünmeyin. Her türlü ses dinleyebilirsiniz. Karpuz bile dinleyin, az önce gördünüz. Karın bölgesindeki o abdominal bir takım sesler de dinleniyor sanırsam. Evet. Yani akciğer, makciğer, evet, her şey, her türlü organ, dalak bile dinleyebilirsiniz. Yani buradan adına aldanıp da sadece kardiyolojiymiş almayayım gibi bir yanılgıya düşmeyin. Fiyatı gerçekten can yakıyor arkadaşlar. Bir kurban fiyatı diyebilirim yani. Hani bak, net bir kurban fiyatı. Bu mu yoksa bir koç kesmek mi derseniz fiyatı aynı yani. Hani biz aldığımızda fiyatı 850-900 civarında, çok önce almıştık. Şu anda Trump'ın da katkılarıyla beraber doların yükselmesi neticesinde 1400 TL'yi bulmuş. Eğer bu videoyu çektikten bir ay sonra izliyorsanız belki de daha pahalıdır. Teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Bir dakika, hiç bitti yeni mi bu kadar? Yeni tıp fakültesi kazanan arkadaşlara buradan selam ediyoruz. İnşallah memnun olursunuz. Severek okursunuz. Birinci, ikinci, üçüncü sınıfta lazım değil arkadaşlar. Onu baştan söyleyeyim. Lütfen bu konuda acele etmeyin. Dördüncü sınıfı bekleyin. Alırsınız. Bu kadar. Dur. Bir dakika. Tam şuradan videoyu beğenmeyi, oradan da abone olmayı, aynen tam şuradan kanalımıza abone olmayı, aynen. Onun yanından böyle çan gibi bir şey var. Oradan bildirimleri açmayı unutmamakla birlikte, onunla birlikte. En aşağı kısımdan da yorumlara aklınıza ne gelirse, işte mesela 2 mi iyi, 3 mi iyi, 4 mi iyi atıyorum. Onlarla alakalı şeyler böyle yazabilirsiniz. Videoyu da arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Evet. Selamlar. Sağlıcakla kalın.